Çok kırgınım bütün dostlarıma. Sevgilim seni düşman ettiler. Bana bir hataydı beni seçmedin, inandın onlara. Sihirli sözlere aldandın, büyü yaptılar sana. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep, ayırır karışıp sevdalara. Eller böyledir hep, ayırır karışıp sevdalara. Çok eski bir şarkı canlarım benim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz a dostlar. Pışarım guji guji yavrularım benim. Biraz şeyim, şu an gece, gecenin körü. Okşan canını istedi. Okşan'ın özel spesiyalı canlarım bu. Şimdi burada nelerim var bakın. Patates, tava ve yeşil eriğin gönderdiği kıymalar hala bitmedi. Canlarım, darniklerim. Önce soğanlarımızı kıyıyoruz. Bakın şöyle güzelce kıyıyoruz. Bir çekene sordum, dedim ki aşk rengini söyle. Dedi ki alacalı, bazen de ebruli. Bir içime sordum, dedim ki doğruyu söyle. Dedi ki rengi gece, bu sevda kurşuni. Söylediğim şarkılar bugün şey, Gülben Ergen'in canlarım. Gülben Ergen'in eski bir kasetinden diyeyim size. Bayağı eski. Bizim kulüp dönemlerimizde bu şarkılar çalardı. Öyle aklıma geldi, ne bileyim ben. Yandan da elması üşletiyorum. Bana kızıyorlar. Okşan neden elması yalıkıyorsun? Anam ne yapayım, bulduğum zaman içiyorum vallahi. Kimse kusura bakmasın. Bas bas paraları akşana, bir daha mı geleceğiz dünyaya diyorum. Şimdi canlarım, ben gerçekten bu böreği çok severim. Su böreği tadında. Su böreğin lezzet ikizi olur bu böreği. Bu böreğin adı ne olsun adı? Fısımız yalan dolu biliyorsunuz. Bu böreğin adı patatesli, kıymalı, gunikuji böreği olsun. Hadi bakalım. Ama da bildiğiniz börek işte, ne bileyim ben. Canlarım, önce kamerayı taşıyoruz. Sonra ocağa. Kamera biraz boynunu... Ay, sanki 90 yaşında kelavgacı bu simli alıyor gibi ses çıkarttım değil mi? Yılların kelevart 90 yaşına gelmiş. Hala terapi peşinde. Ne yapsın garip? Belde hoy. O yüzden yapmak zor. Beldeyi ne yapmış? Kelavgacı beldeyi ne yapmış? Reçosuna yedirmiş. O yüzden... Ay şunu şöyle alayım da, ay beni gören de beni pizman zannedecek. Şimdi canlarım, ocağı son gazı açtım. Hemen içine yağımız, sıvı yağımızdan koyuyoruz. Şöyle bol yağ, 2, 3, 4 koyuyoruz. Ondan sonra son gaz pişmeye bırakıyoruz şeyi, soğanımızı. Gerçekten çok lezzetli bir börek olur. Yapınız. Hemen bak, soğan şey olmadan hemen bunu al. Ben daha önce söylemiştim, belki beni izlemeyenler, yeni abonelerim vardır. O yüzden hani böreklerde bazen soğan çiğ kalabiliyor böyle sert. Hemen bir şey yaparken ocağa koyduk ya. Hemen tuz. Soğanı hemen tuzla buluşturun. Hemen soğan yumuşacık olacak. Hemen kendini salacak. Suyunu salacak canlarım, darliklerim. Asla salça koymayacağım buna bu böreği. Ben böreklerde salça sevmiyorum canlarım genelde. Hele bu börekte hiç yani. Belki bazılarında olabilir. Ama bunda hiç salça asla koymam. Bak son gaz açtım, hemen kavrulmaya başladı. Tuzu görünce de şillendi. Bu şimdi biraz hafif iki döndüreceğim bunu. Ondan sonra kıymasını koyacağım. En son patato. Bu biraz kavrulsun canlarım iyice. Rengi dönene kadar söylemeyeceğim. Pembeleşinceye kadar demeyeceğim. Demiyorum lan. Demiyorum. Mecbur muyum? Kim çıkarttı bu pembeleşinceye lafını?
Ha, soğanlarımız pembeleşinceye kadar canlarım güzelce kavuruyoruz. Şöyle döndürüyoruz. Hafif buruşana kadar bak. Hafif bak. Gördün mü? Hafif buruşuyor bak. Ha. Renk körleri belki var. Nereden biliyorsun? Pembeleşi kapkara olacak belki. Kavur pembeyi göremeyecekler. Garip renk körleri var belki. Bak bu canım gerçekten bol soğan. Ve yağ çok sever. Bu börek. Şimdi ben bunu güzelce kavuruyorum canlarım. Bak iki döndürdüm. Videoyu hiç durdurmayacağım. Direkt hemen kıymasını atıyorum. Direkt kıyma. Bahalı. Olsun. Kokusu olsun yeter mi diyorsunuz? Heh. Güzelce. Şöyle bismillah. Ay kız elma suyurum da. Elma suyurken bismillah denir mi? Niye demlesin? Elma suyunun içinde de arpa şeyi var. Allah'ın yarattığı şeyler hepsi. Şimdi canlarım bunları güzelce sürekli yine zahmet ettin okşan kendine. Kuşarı yedik. Şimdi bunları sürekli karıştırmam gerekiyor. Bu kıymalar etrafı dağılana kadar rengi böyle hafif kahverengi olana kadar diyeyim. Kıymalı soğanımızı. Şimdi bu yağ çok gözüküyor ya öyle değil. Soğanın suyu 3-4. Soğanın suyuyla soğanın suyuyla Allah kıymanı. Soğanın suyuyla kıymanın yağı çıkacak ve suyu çıkacak. İkisi birleşecek. Güzelce bunları boca edin. Güzelce harmanlayın, pişirin. Ondan sonra bunu guji. Heh. Eskiden su içerdik testiden Adem yine şaşı Adem babaya kadar asili sülaleden bana müsaade nefret ediyorum. Sana rast gelsin, senin de hatırın kalmasın. Ağzına sıçtım, bu ışık niye böyle? Bak, bak böyle, ha böyle hızlı gidiyor bak. Güzelsin anladık, çok özelsin. Sen kimseye benzemezsin. Canlarım, soğanım orada kavrulmaktaydı. Patatolar burada durmaktaydı. Şimdi patatesleri güzelce soyalım canlarım benim. Soyarken de size bir şey oldu böyle duygulandım. Benim bu muhabbetlerimi çok seven bazı seven kesim daha çok. Bakın patatesler yanmış kaynaya kaynaya canlarım. Yavrularım, güzel kızlarım, pişarlı gelinlerim, bohlu kızlarım, altına pişarılkan kızlarım, canlarım benim. Ama güzel soğumuş. Şöyle koyalım kenara. Hah. Alexander'ı bir havalandıralım şöyle iki sallayıp. Hah. Şu gal. Bir tane geçenlerde bir tane balamoz. Yani yaşlı. Yaşlı bir moruk, yaşlı bir herif geldi. Ay. Ben de yaşlılara karşı böyle çok hassasım ya. Çoğumuzda vardı zaten. Hani yaşlı insanlara karşı biraz duygularımız daha değil mi şey hani böyle üzülmesini filan istemeyiz neyse şunu da şöyle koyalım hadi elimi yıkayayım çok şey oldu çok temizim laçoyla canlarım artık lobuya dilini öğrendiniz lobuya dilinde anlatıyorum balamoz yatak odasına terapi sirkafına alıktı. Neyse. Bana ne dedi biliyor musunuz?
İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım ya. Bakta da dibine tutmuş. Şöyle alalım. Hah. Ya dedi bir şey rica edeceğim senden dedi. Ama K bir balamoz yani. Kaliteli bir yaşlı emekli. Emekli dul ve yetim maaşları artsın diyorsunuz. Evet. Birisiydi. Yetmiyor tabii. Çok pahalı meyve sebze. Siz de haklısınız. Finlandiya, Danimarka. Doğru. Neyse. Avusturya evet. Doğru. Ha. Balamoz. Morukella. Ne dedi bana biliyor musunuz? Lütfen dedi bana sarılır mısın dedi. Ay niye dedim. Şimdi ben başka şeyler bekliyorum ya. Süped, terapi, şudur budur bilmem ne. Sarılayım dedim. Tamam dedi. Ben bununla sarıldım. Ay benim sevgiye çok ihtiyacım var dedi. Ay ben de duygulandım. Ben de öyle şey böyle şey mıç mıç şeyleri normalde sevmem aslında. Arkadaşlıklarda da böyle hani şey arkadaşları sevmem böyle hani mıç mıç olan canım ay bebeğimi bununla ilgili bir şey anlatacağım birazdan size. Uzak durulması gereken karakterlerle ilgili bir şey anlatacağım size. Adam bana sarıldı. Ay bir duygulandım. Gözlerim doldu. Sarıldı bana ama şey üstümüz başımız şey yani iyilik. Sarıldı bana. Benim de gözüm doldu. Ben kolay kolay ağlayan birisi değilim. Balamoz sarıldı bana böyle sevgiye çok ihtiyacım var benim dedi. Bana sırf sarılmaya gelmiş bana. Ay ne güzel. Keşke bütün terapiler öyle olsa. Ay iki kuruş beldalıkına duman ediyorlar sabah Allah. O yan dön, sağ dön, sol dön. Ay anamızı ağlatıyoruz. Neyse boşver. Adam sarıldı bana. Böyle şöyle şöyle bak sarıldı ya şöyle yaptı. Böyle dedi. Böyle bayağı bir durduk. 60 saniye yani. Bir dakika. Adam erkekti. Adam sonuçta erkek oldu. Doğru. Oraya o kadar da aptal değil millet. Okşan adamın erkek olduğunu. Ay kabuğu muydu? Sonra dedim ki bu acaba hani terapi Allah Allah hani terapi istemiyor mu acaba? Şey, ay dur kıymalarım yanmasın da anacığım. Kusura bakmayın da kıymaları da yakamam. Ha. Kısık ateşte pişiyor bunlar. Şimdi bu belde de alıktı ya. Dedim terapi şey yok yok hayır ben onun için gelmedim dedi. Ay adam gözümde daha da zirveye çıktı. Böyle bir şey yaşadım yani. Sonra giderken ona şey sordum ben. İstiyorsan gel otur bir çay kahve bir şey ikram edeyim dedim. Yok sağ ol dedi teşekkür ederim dedi. Sen doğru söyle dedim. Sen dedim hani beni beğenmedin mi yoksa dedim. Terapi alıkmadı ya benle. Ben bu sefer onu kafaya taktım. Acaba Madin beni beğenmedi mi diye. Yok hayır hayır dedi. Sadece sarılmak için geldi. Evli misin sen dedim. Evliyim dedi. Karın var yani evliyse karısı var tabii ki. Var dedi. Bir an şey düşündüm. Hani bunun karısı da var. Ailesi de var. Ama yine yalnızlıktan dert yanıp bana sarılması tuhafıma gitti bu sefer. O gittikten sonra. Acaba aksakallı dede miydi? Lubunyalara sevgi dağıtan Lubunya dedi. Tövbe yarabbim yani bilmiyorum. Böyle bir şey yaşadım. Aslında çok ilginç bir şey değil mi? Çok farklı bir şey yani. Hani başkaları olsa verdiği para hani mesela başka şey düşün mesela. İlla verdiği paranın hakkını almak için her boku yapar mesela bilmem ne. Bu böyle yapmadı. Çok tuhafıma gitti benim yani. Neydi bu bilmiyorum. Bir hayal değildi. Çünkü verdiği beldeye bir daha baktım gittim. İki gün boyunca o beldeye baktım. O çok baktı. Yani niye baktım? Acaba dedim hayal mi gördüm? Ben bazen kendi kendime rüya müya görüyorum. Gerçek zannediyorum sizin haberiniz yok. Neler yaşıyorum ben. Şimdi canlarım ben bunu kapattım. Bunu kapattım. Bakın kapattım. Patatesleri direkt pişerken değil. Ben şu şekilde yapıyorum. Şimdi tamam. Tuzunu muzunu koymadık. 3-4. Tuzunu muzunu koymamıştık biliyorsunuz. Şimdi pişti. Soğana biraz tuz koymuştuk. Evet doğru. Ama o tuz yetmez. Şöyle biraz daha tuz ekleyeceğim. Şöyle. Biraz da şu patateslerin üstten de şöyle ekliyorum. Patates tuzu emer canlarım. Bunu unutmayın. Çok tuzlu olursa yemeyin. Bunu bilenler vardır zaten de. Ben yine söyleyeyim. Belki bilmeyen kezbanlar vardır. Aman şu var ya. Şu şöyle nasıl güzel koktu. Bak yağ burada ya.
bandır bandır yine uğraşıyorsun börekle dersiniz ama işte mecbur size tarif vermek zorundayım. Ben olmasam aç kalacaksınız biliyorsunuz. Şimdi canlarım normalde ben doğrarım ama bu sefer doğramayacağım. Direkt bunun içine rendeleyeceğim. Direkt rendeliyorum. Evet, hızlı çekiyorum. Ah canlarım, bakın hepsini yaptım. Şimdi bu iç harcı, ben karabiber pulveri asla atmıyorum, sadece tuz. Sakın atmayın, söyleyeyim size. Yakışmıyor, böreğe baharat yakıştırmıyorum ben. Şimdi bunu güzelce harmanlayacaksınız. Kıymayla, soğanla, hepsi birleşsin canlarım. Kesinlikle soğutmanız gerekiyor. Sakın sıcak sıcak yufkayla börek yapmaya kalkmayın. Bütün böreklerde öyle zaten. Sıcak sıcak yapmayın canlarım. Hem yufkayı delersiniz hem lezzet kaybına uğrarsınız. Bunu şimdi güzelce ben birleştireyim. Şöyle bak ha. Şey gibi oldu işte, ne derler? Ay bu bile çok lezzetli gözükmüyor mu ya? Of. Vallahi biraz da aç karnım. Ama ben bunu bu gece pişirmeyeceğim. Yatacağım her zamanki gibi. Çünkü bu böreği bekleteceğim özellikle. Bekleyince çok lezzetli olan bir börek çünkü bu. Bekletme, yani en azından bir saat bekletin. Ama ertesi güne kadar bekletirseniz en güzel lezzeti o şekilde alırsınız canlarım. Ay Osman oradan gezmişti sanki tezgahlarına. Sonuçta benim Osman'ım, benim sıçırım değil mi? Şimdi canlarım bakın bu iç harcı tamam, hiçbir şey gerek yok daha. Bu iç harcı bu kadar. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Kızlar biraz salona gidelim, yoruldum. O iç harcı zaten soğuyacak ya. Öf, o yufkaları falan hallederim birazdan. Ay ay bıktım vallahi size yemek yapmaktan ya. Öf. İlla başka kanallarda yok mu yemek tarifleri? İlla benden öğreneceksiniz. Allah'ım yarabbim, fısımdan uyduruyorum sizi, kandırıyorum, haberiniz. Ama lezzetli de oluyor, kusura bakma. Benimkini yiyen 4 kişi oluyor canlara. Benimkini yiyen bir daha iflah olmuyor. İlla istiyor canlar. Benim yaptığım yemekleri yan canlarım. Şeyi de anlatayım size burada. Ay dur küllüğümü getireyim. Kızlar. Ay durun kızlar. Yeni elbisemi göstereyim size. Şöyle yürürken görün beni. Kız. Yeni aldım. Nasıl, güzel mi? Yazık, bir de bana beni korumak için şey demiş. Bir tane takipçim. Okşar'ın bence bu elbiseler. Biri şey demiş. Okşar ne pasaklısın demiş, pislik demiş. Hep ay çok madde. Ay sevmalı kıldı kız. Kilot oy. Hah tamam. Oo full HD. Şey demiş. Okşar bu elbise hep üstünde, yıkamıyor, etmiyor, leş gibi. Ona da yanıtla yapmış benim takipçim birisi. Beni korumak için, yazık. O da biliyordur da bir tane aldı. Ay görünüyor. Ay ışıktan görünüyor Alexander. Ay neyse. Oraya kırpmasın canlarım. Darlinklerim. Ay. Bohuma, bohuma. Şimdi canlarım size bir şey söyleyeyim. Biraz sohbet edelim. Çok az. Sıkmayacağımız. Uzak durulması gereken bir insan türü daha keşfettim. Bunu yeni keşfettim. Şimdi ben yaşanmışlıklardan yola çıktığım için hani oradan buradan okuyup değil. Ben kendim bir şeyi ben kendim yaşamam lazım. Birisi benim hakkımda kötü bir şey demiş. İspatı yok.
Ben susarım. İspatı yok. Bana ispatla gel. Artık bu zamanda biliyorsunuz mesela bak böyle yazmış der. Onun ismini yazar. O yazmış gibi görüyor. Artık teknoloji çok ilerledi. İftira o kadar kolay ki bu zamanda. Bakmayın siz. İftira ne kadar kolaysa inkar etmek de bir o kadar kolaylaşıyor bu teknoloji yüzünden. Mesela gerçekten yaptıysa bu sefer de diyor ki aa o montaj. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Ama ben her zaman birebir yaşanmışlıklardan yanayım. Zaten kolay kolay insanlarla küsen biri değilim. Hiç sevmem. Yani ufacık bir şeyden yapıp küsecek biri değilim. Yani ben çünkü arkadaş kaybetmeyi sevmiyorum gerçekten. Hep söylerim böyle çok toleranslıyımdır. Yani affedici tarafım yüksektir. Bir insan türü daha keşfettim. Buldum. Evreka. Size çok iyi yaklaşan. Canım, cicim, bebeğim. Evet, evet, evet. Belki de size şöyle yaklaşılır ilk. Okşan Hanım, Okşan Hanım diye de yaklaşıyor olabilir. Tamam mı? O tip insanlar. Ben de mesela sevmem böyle hanımlı beyli sohbet ettiğim birisiyle hanımlı beyli konuşmayı sevmem yani. Hoşuma gitmez. Devlet dairesinde gibi yani. Hiç hoşuma gitmez. Devlet dairesinde zaten bana Okşan Hanım demiyorlar da. O ayrı konu. Okşaniye Hanım diyor. Neyse boş ver. Doğru. Bu şekil birisiyle tanıştım. Hadi arkadaşlık kurduk bilmem muhabbet şudur bilmem ne. Sosyal arkadaş yani öyle şey düşünmeyin. Terapi mi? Öyle bir şey değil. Ya sonraları bir şey söylüyorsun. Sen beni tanıyorsun. YouTube'dan da izliyorsun. Takipçilerimden birisi aslında. YouTube'dan da izliyorsun. Bir gay bu. Onu da söyleyeyim de ne olanı. Ay bir gay bu dedim sanki değil mi? Fobik gibi söyledim sanki değil mi? Pis guy. Ay bunun içinden bir şeytan çıktı. Çünkü şöyle bir şey izin vermiyor. İlk öyle değil sonra gerçek yüzü. Çünkü ya gerçekten o kadar size tatlı yaklaşan insanlardan korkun ya. Çok tatlı yaklaşan insanlardan korkun. Sizin ağzınıza sıçan insanları sevin. Vallahi samimi içten söylüyorum. Senin ağzına eden sürekli değil tabii 7/24'te sana bunu yapan değil. Yani ara sıra da senin fikrine karşı çıksın. Ben doğru muyum ya? Benim her şeyim doğru olamaz. Mümkün değil böyle bir insan türü yok. Benim her dediğim doğru olamaz. Her dediğime nasıl doğru dersin sen ya? O zaman ilk zamanlar. Sonra zaten yani en fazla 2 aylık falan bir arkadaşlığımız olmuştur o kişiyle. Ve sanal yani sosyal hani birbirimizi görmüşlüğümüz bile yok. Kamerada falan gördük evet. Ben ona hani bir şeyler ya dertli bir şeyleri var bir problemleri var anlatıyor falan bilmem ne. Ben de çok açılmasam da ben de bir şeyler ona hani anlatmışlığım oldu. Aslında ben açık sözlü bir insanım. Hani normalde videoda çok ailevi şeylerimi anlatmam ya. Ucundan falan yine anlatmışlığım oluyor. Ama o daha çok anlattı. Ben de dinledim yani. Bir insanı dinlemek çok zordur. Bir insanın derdini dinlemek çok zordur. Anlatana da bağlı. Sana nasıl anlattığına da bağlı. O derdini anlatıyor ya. Ama ara sıra da seni sorsun istersin değil mi? Sen nasıl? Hep kendi, hep ben hani bencil diyoruz ya o işte. O bencil oluyor. Bencilin anlamı aslında o. Neyse hadi ya anlattığı şeyler de öyle çok büyük problemler değil. Anacığım bir şey ne dedim ben bana bir şey dedim. Ya o öyle değil dedim. Aslında yanlış düşünüyorsun. Ben de hani bana hani diyorum ya benim hatamı da karşımdaki söylesin ki. O zaman ben gerçekten şeyi anlayayım yani arkadaşlığı anlayayım yani dostluğu mu diyorsun arkadaşlığı anlayayım yani. Benim arkadaşım bana hatamı da söylesin. Özellikle hatalarımı daha çok söylesin. Yani ama her şeyimi onaylayan bir insanla ben nasıl sohbet edebilirim? Nasıl içten konuşabilirim?
Benim her şeyimi onayla, sizin de her şeyinizi onaylayan bir insandan uzak durun. Her şeyin şekeri kastetmiyorum. Bak şeker çok farklı bir karakter. Şekeri boş ver. Şeker her şey çok başka bir dünyada şeker. Şekeri bırakın. Yani şeker meker sakın düşünmeyin. Bazen bir şeyler anlatıyorum. Şeker falan kastediyor diye yorumlarda görüyorum. Alakası bile yok. Şeker çok başka bir şey. Yani çok şeker gibisini tanımadım yani. Çok başka bir şey. Şeker birisi. Şeker gerçekten şeker birisi. Onu söyleyeyim size. Şekerle de ben aslında yeri geldiği zaman ciddi sohbetler etmişliğim oluyor. Şimdi bak yine şekeri kastediyorum zannedeceksiniz. Laftan lafa atlıyorum. Hayatımızda saftirik insanlar olabilir. Hani görünüşte saftirik, salak gibi bilmem ne, gerizekalı, aptal, angut olabilir canlarım. O insanlarla deliymiş gibi konuşmayın. Lütfen rica ediyorum. Deli yani gerçekten deliliği kanıtlanmış bir insan. Tımarhanede de yapmıştır. Çıkmıştır. O insanla nasılsın canım? İyi misin canım? Ay canım iyi misin? Öyle konuşmayın. Normal başka arkadaşlarınızla nasıl konuşuyorsanız onunla da öyle konuş. O karşıdaki senin çocuk değil. Çocuklarla da öyle konuşmayın. Çocuklar da ay canım öyle değil. Her zaman deliyle de büyük deli ama büyük insanla da öyle konuşun. Çocuklarla da öyle konuşun diyorum size. Ne azarladım sizi ama. İnşallah anlatmak istediklerimi anlıyorsunuzdur. Benim zeki izleyicilerim anlarlar. Arkadaşlarım diyeyim ya da. Demem o ki kesinlikle ilk tanıştığınız, bak ilk tanışma çok önemli. İlk tanışma sevgilide de çok önemli biliyor musunuz? İlk tanıştığınız mesela flört ediyorsunuz birisiyle değil mi? İlk tanıştığınız o kadar tatlı ki böyle aşkım, canım, cicim 7-24 seni arar eder neredesin merak ettim böyle şöyle tipler bile vardır yani hani yatakta telefonla konuşuyor beraber o telefon hiç kapanmaz herhalde paket aylık paket alıyorlar ya ücretsiz şu kadar diye ve kaç bin dakika bilmem öyle beraber nefeslerini dinleye dinleye uyuyan tipler var. Tamam bu olabilir. Bu da bir manyaklık ya da sevgisizlik, sevgi açlığı diyebiliriz. Sevgiye olan açlık. Evet. Az önce anlattığım o yaşlı adamdaki gibi. O beni çok etkiledi. Yine anlatamam size gerçekten. Hiçbir yerime dokunmadı. Hiçbir bölgeme dokunmadı benim. Ve sadece sarıldı gitti. Neyse. Bu tip mesela sevgili olayında da yani biraz seviye diyoruz ya seviye bazen çok önemli. Yani seviye yavaş yavaş yaklaştırırsın tamam okey ama ilk başta da gerçekten biraz seviye gerçekten önemli. İlk tanıdığın birisine de ay aşık oldum sana ölüyorum bilmem ne arkadaşlıkta da öyle. Ay canım ay bebeğim ay tatlım ay evet evet tatlım canım cicim iğrençsin ya iğrençsin. İğrençsiniz diyorum onlara. O yüzden bu tip insanlar her zaman ileriki zamanda çok büyük problemler çıkartırlar. Aynı benim yaşadığım gibi top oraya döndük. Ben kendi düşüncemi söyledim onun anlattığı bir konuyla alakalı eksi bir şey söyledim. Yani çok sıradan bir mevzuydu aslında. Bir şey değil mi size? İçinden bir canavar çıktı. İşte gerçek yüzünü o anda gösterdi. Aslında ben kaşarımdır kızlar. Ben çünkü çok küçük yaşlarda bu ortama girdim. Aslında biraz da ben kendim fark etmeden artık vücudum şey gibi olmuş böyle hani otomatik robot gibi olmuşum belki de diyebiliriz. Ben kendim fark etmeden bir saniye. Belki de diyorum ben kendim fark etmeden insanları deniyor olabilir miyim? Kendime bunu soruyorum ben. Ve kendime de cevap veriyorum evet olabilirsin Okşan diyorum çünkü vücut vücut demeyeyim de düşünce beyin olarak artık her şeyi çözmüş müyüm anladınız mı asa bazen aptallık da iyidir keşke biraz da aptal olsak daha iyi aslında da aptallar neyse aptallar daha mutlu.
kendim dört dörtlük zeki falan demek istemiyorum ama geri zekalılık aslında mutluluktur. Aptallık, salaklık mutluluktur. Bunu da unutmayın. Bir köşeye not edin bunu da. Gibi yapmak, aptal salak gibi davranmak da sizi üzer. Öyle de yapmayın. Ama boş ver, takmıyorum diyorsun ama gerçekten öyle değil tabii ki de. Gerçekten takmıyorsan mutlusun. Gerçekten takmamak da aptallık ve gerizekalılığa giriyor zaten. Yani sana küfür bile etse onu belki de anlamıyorsun. Espri çok ağır bir şey söylüyordur belki. Sen onu algılamıyorsun. O zaman aptal ve gerizekalı olmuş oluyorsun. Demem o ki hayatınızdaki insanlar, sevgiliniz, yariniz, dostunuz, arkadaşınız, kim olursa olsun hayatınıza aldığınız zaman ilk dönemlerde size çok iyi davranıyorsa, abartılı iyi davran, yani abartılı tamam iyi davranabilir ama bunu çok abartıyorsa, mesela ben buraya oturdum. Ay ama oraya otur. Ay gel kız sen burayı seviyorsun gel buraya otur. Örnek yani. Mesela bir yemek vardır. Benim o yemeği sevdiğimi biliyor. Ay yok 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 sen ye. Hayır ne olur sen ye. Bilmem ne. Ama sen açsın sen ye. Niye bana bak. Ya da yarı yarı yiyelim de bana. Anladın mı? Kendini de düşün yani. Çünkü sen kendini düşünüyorsun. Ben biliyorum. Ama bana rol yapıyorsun. Neden yapıyorsun bunu? Niye yapıyor sizce bunu? Neden yapıyor? Demek ki bir çıkarı rol yapıyor. Zamanında galiba bu tip kişilere ya da örnek al. Bunun çünkü çevresinde hiç arkadaşı yok bu tip kişilerin. Arkadaşı olmadığı için arkadaş avına çıkmış. Bildiğin ava çıkmış. Avlanıyor. Ne yapıyor? Avlanınca sana çok 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 gereğinden çok 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 fazla iyi davranıyor. Bu da kulağınıza küpe olsun. İnşallah anlamışsınızdır. Sizi eleştiren insanlar her zaman hayatınızda olsun. Her zaman arkadaşınız, dostunuz, akrabanız, sevgiliniz, yariniz neyse artık. Her zaman sizi eleştirsin. Sen de eleştiriye karşılık ver tabii ki bir şekilde. Ama beni eleştiriyor diye sevinme tabii ki. Sen de karşılığını ver yani. Bebeğim. Neyse hadi yufkalara gidelim. Çok öttüm. Hadi bakalım. Hop terenli, yar terenli, guni guji, kut terenli canlarım. Şimdi tepsimizi güzelce yağlıyoruz. Ha, tepsi yağ sever biliyorsunuz. Şöyle fırça, madem iş mecbur. Ondan sonra ne yapıyoruz? Beş kardeş fırçasıyla bununla yağlıyoruz. Güzel, ay şu kaldı. Yağ geçmiyor sonra. Şöyle kenarlarını da yağlıyoruz. Çünkü 5 tane yufkam var. Ona göre yapacağız. Anladın mı hacı? Eyvallah yavrum benim. Ha. Şimdi canlarım benim. Yufkamızı çıkarıyoruz. Ah ah yufka but beldi. 5 yufka aldım kaç para? 50 lira. 50 lira. Yavrularım 50 TL. Bitti bitti. Ya 50 lira börek alsam daha mı iyi acaba? Yok canım. En azından size video yapıyorum değil mi? Ama taze yufka bunlar biliyorsunuz. Her yerde olmuyor. Bunları dedim ki adama. Sakın dedim üst üste katlama dedim. Tek tek bak böyle ayrı ayrı katlattım. Anladınız mı? Anladınız. Bakın ne kadar taze. Ah bak hiç yırtılmıyor. O marketten aldıklarınız var ya. Bir açıyorsunuz paramparça. Ben onlarla da bir video çekmiştim hatırlıyor musunuz? Bak bunlar hiç yırtılmaz asla. Allah belanı vermeye. Rezil olduk. Canlarım. Ara sıra yırtılabilir. Belli olmaz. Bu niye yapışmış ya? Ay şerefsiz. Şerefsiz yufkacı. Ay ay bu herhalde. Neyse bunu araya koyarız. Şimdi canlarım hepsi öyle olacak. Şöyle yapayım da. Ah ah. Bütün dediklerim mi olmaz anacığım? Bu nedir ya? Tövbe yarabbim. Yok yok yırtılmayacak ya. O demek ki araya bak yırtılmadı gördünüz mü? Şimdi canlarım bunu direkt şu şekil alıyoruz. Hemen şöyle dış tarafa veriyoruz. Şöyle görün de. Hah.
bunun yırtılmamasına dikkat edin. Şöyle. Şu kenarları var ya, şurada bak kabarık içe doğru değil ya. Şunları kesinlikle içe doğru yapın. Şuradan pay verin. Ha. Güzelcinek. Ne yaptık? Pay verdik. Kısı verdik, rahatladık. Ha, balamıza sarıldık, rahatladık. Şimdi bu böyle kalsın. Hiç sos sürmüyoruz şu an, unutmayın, tamam mı? Hı. Ay bu garibim, nesini de kullanacağım yavrum, üzülme. Bunu ne yaptık? Bu zaten, bunu biliyorsun ne halt olduğunu. Şöyle karıştıralım. Güzelce yağlarını güzelce guni guji yapsın. Aa, bu ne burada sark? Aa, Allah kahpatesin kabuğu. Bu ne? Ay. Osman pişer mi? Yok. Şimdi canlarım. Demin yırtılan yufka yok mu? Tamam, hiç problem değil. Yırtılsın. Bunu özellikle yırtıyoruz bu sefer. Bakın. Şöyle yırta yırta. Şöyle koyuyoruz. Şu şekil. İlk bak, ilk serdiğimin üstüne ne yapıyorum? Direkt parçalıyorum diğer yufkamı. Hmm. Bu biraz şey gibi olacak. Nasıl diyeyim? Hafif çıtır böyle. Ben öyle hamur gibi yufka hamur gibi börek sevmem canlıları. Şöyle bak, ama şeyleri kapatın. Bakın. Şu kalan yer böyle açık kalmasın. Bakın gördün mü, kapandı. Niye kapattık? Çünkü bunun üstüne direkt hemen şeyden patatesli kıymalı harcımızdan dökeceğiz. Bayılırım patatesli böreği, çok severim vallahi. Bunu böyle yine ekmek bandır ye. Şimdi şu şekil. Şöyle gelişi güzel koyuyoruz. Evet. Vallahi çok bir şey diyeyim mi size? En sevdiğim böreklerden biri. Bak şey yapmayın, şu aralar boş kalıyor ya. Oralara da koyun filan değil. Bu en alt olduğu için çok fazla koymanıza gerek yok. Şöyle bak, bunu da koyacağım. Tamam, bitti. Bakın. Aralı böyle şey, aralarda boşluk var farkındaysanız. Ha. Şimdi diğer yufkamı alıyorum. Ondan sonra bunu da lobunya böreğine katıyorum. Bunu nasıl koyacağız? Bu önemli. Şu şekil. Dışarı sarkıtmıyoruz bunu. Şöyle tam bütün içine koyduk. Ama şöyle kabartacaksınız canlarım. Bunu kabartın. Heh. Şu şekilde kabartarak koyacağız. Bak şöyle. Yukarı kaldırın şöyle. Bombeli bombeli olsun bu, tamam mı? Okşarın bir bildiği var. Şöyle bak, bu bombeli kalsın. Şöyle kaldır. Şöyle ha. Şöyle bombeli bombeli. Ha. Çarşaf böreği gibi düşün. Ha. Bu da böyle. Hemen yine harcımızdan. Asla her yeni yayacağım korkusu yaşamayın. Bak her yeni yaymayacak. Çünkü ne biliyorsun? Yine her tarafında zaten aşağı yukarı her katında bunun ne var? Harç var. Şöyle. Bak her yeni yaymıyorum. Farkında mısınız? Ha. Bak buraya. Gösteriyorum size. Ha. Ben olmasam aç mı kalacaksınız? Laçavariler, gacavariler. Ay, ay. Durduk yere kendi kendime yine canım sıkılıyor. Moralim bozuluyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum ya. Üf. Bir şeyler geliyor aklıma. Sonra aklımdan geri gidiyor. Sonra geri geliyor. Şimdi bunu da koyduk. Şimdi diğer katını koyuyoruz canlarım, darlinglerim. 1, 2, 3, 4. Aa, kız 4 yufka mı oldu? Yok, 1, 2, 3. Bu 4. Ha, 5. Adam 4 yufka mı verdi diye şey oldum. Çok korktum. Ödüm fısıma karıştı. Şimdi bunu da bakın, hiç sos sürmedim. Farkında mısınız? Neden sürmediğimi size göstereceğim. Ben böreklerde süt, yoğurt, bunları asla tavsiye etmiyorum. Börek de ekşi bir tat veriyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Size göstereceğim ne yapacağım birazdan. Şimdi yine koyuyorum şeyini. Buna da yine az koyuyoruz. Bir seferlik daha kalsın şeyimiz. Ne onun adı? Harcımız. Şöyle yediriyoruz. Güzelcenek. Fazla koymuyorum farkındaysanız. Bak, sakın peynir meynir koymayın. Öldürür bizi vallahi. Bak ne kadar az koydum, farkında mısınız? Neden? Çünkü harcım az. Yok yok, vallahi ondan değil. Ha. Şimdi canlarım, burası çok önemli. Tamam mı? Tamam mı canım? Ben tokatlı değilim. Tamam mı? Aslında burası önemli değil, biliyor musun? Sizi kandırdım. Şimdi bunun yarısı en son kaldı ya bak. Bunun yarısını şöyle aldık. Yırttık.
Sonra bunun yarısını da yırttık. Ne yapıyoruz? Bu sefer şu şekil. Yine üstünü kapatıyoruz. Olduğu kadar kapatıyoruz. Ondan sonra bir de buradan kapatalım şöyle. Bunu öyle fazla kıvırmayın. Zaten küçük kalıyor çünkü. Şimdi canlarım bakın. Şimdi kalan tüm hardı döküyorum. Güzelce döktük. Tavayı başlatıyoruz. Şimdi güzelce bunu da yayıyorum. Her ayın içine elimle kuji kuji. Kaşıkla olmuyor. Her şey elle daha güzel olur canlarım. Her şey elinizle yapın. Kimseye ihtiyaç duymayın. Takılın. Takılın bana, hayatınızı yaşayın. Şimdi yine bu kalanı da bak ne kadar az koydum. Şaka bir yana, şimdi her katta harç olduğu için hani bir katlı börek yapsan hadi tamam. Her yerine böyle buralarına bu boşluk yerlere harç koy diyeceğim size. Ama çünkü bu börek kaç katlı farkında mısınız? Ben de bilmiyorum. Yani. Şunu kapattık. Şimdi canlarım şu dışarıdan bakın şimdi. Bu dışarıdan sarkanlar yok mu şunlar? Şu dışarıdakiler. Bunu şimdi içeri doğru, bunları da şimdi içeri doğru katlıyoruz. Güzelce katlıyoruz. Şimdi bunu niye? Çünkü bunu katladığımız zaman benim tepsim biraz da büyük, anladınız mı? Küçük tepsi olsa belki böyle yapmazdım, yapmayabilirdim. Şöyle şu şekilde katlıyoruz. Şimdi gelelim sosuna. Şimdi bu börek tamam. Tamam değil, pardon. Şimdi ne yapıyoruz? Alıyoruz İsviçre bıçağımızı. İsviçre bıçağınız yoksa canlarım bu böreği hiç yapmayın, söyleyeyim size. Bu bıçakla şu şekilde kesinlikle kesiyoruz. Neden olduğunu biliyor musunuz? Siz bilirsiniz. Çünkü neden? Çünkü sosunu emecek. Çok şahane bir sos hazırlayacağım buna. Normal böreği piştikten sonra kesiyorsunuz ya. O şekil gibi kesin. Bu kesme işlemini şey için yapmıyorum. İçi pişsin diye falan yapmıyorum. Sadece sosu emsin diye yapıyorum. Ben bunu yarın kalkınca yapacağım bu arada. Tabii siz hemen göreceksiniz. Şöyle kestik. Şimdi buradan. Acaba ben tek Lubunya mıyımdır diye düşündüm. Yemek tarifleri veren. Böyle gacavari. Başka var mıdır? Vallahi bilmiyorum, var mı ki? Şu bakın bu kesme olayını da şöyle söyleyeyim. Sakın şöyle kesmeye kalkmayın. Bakın şöyle. Şu şekil. Bak. Bas yukarı, bas yukarı. Bas yukarı, bas yukarı, bas yukarı. Aman hepsi kesilmemiştir diye düşünmeyin. Önemli olan bu yarıkları açmak. Yarık önemlidir. Yarık faydalıdır. Yarıklara çok düşkün aslında herkes. Ama önce yarığa gider. Sonra gündüz de yarığın arkasından yarık bu der. Öyle de bir iki yüzlü milletiz. Şimdi bekleyin anacığım, geliyorum. Canları bakın, sosuna asla ne yoğurt ne süt hiçbir şey koymuyorum. Direkt hemen iki yumurta. Şöyle kırıyorum yumurtaları. Kırdım. Sodaları yumurta, bak bazıları şeyi düşünüyormuş. Soda böreğin tadını bozar. Soda canlarım benim asitli bir şey. Bildiğin suyun asitli hali şey değil. Şey düşünmeyin. Soda sodanın bir tadı yoktur yani. Kendine özgü bir tadı yoktur. Bildiğin asitli su yani. Yerin altından çıkan Allah'ın yarattığı su bu aslında. Güzel çırpmamız lazım bunu. Şöyle güzel iyice çırpın ama. Bunu çırpmadan sakın sodayı koymayın canlarım. Çünkü soda köpürür. Ve bunu da çırpmanız çok zorlaşır. O yüzden önce bunu çırpıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Sodayı koymuyorsunuz. Bakın güzelce çırptım. Şöyle tam kıvamına geldi. Hemen sıvı yağ. Maalesef ki bu sıvı yağ çok seviyor. Güzel ne kadar bak. Bir yemeğe ne kadar yağ koyarsan. 2, 3, 4. Vallahi herhalde yarım su bardağı koymuşumdur. Allah. Zirveye çıktım bugün ayol. Hemen biraz tuzunu koyuyorum şöyle. Şöyle şu kadar bir tuz koyuyorum. Attım. Yine çırpıyorum yağını. Yağını koy.
Yağını koydum. Yine çırpıyorum canlarım. Ha. Güzel. Yağ, tuz birbirini emdiler. Bakın. Çok da güzel memnun bırakacak. Bakın. Kıvama bak. 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 Oh. Şimdi. Şimdi canlarım. Direkt sodaları açıyoruz. Hemen kafamı bu tarafa çevireyim de bir gün sodayı açtım. Tak diye suratıma fırladı şeyi. Kapağı. Aa! Allah belayı verdi. İstesem olmaz ha. Şuraya bak. Sodanın kapağını canlıları yumurtanın içinden alın. Sonra atın oraya. Şimdi bunu da çıkaralım. Ben öbür tarafa bakıyorum. Ay çıkarırken. Ha. Şimdi sadece sodaları döküyorum. Haydi bismillah. Sodalarımız döküldü. Bak nasıl köpürdü gördünüz mü? O yüzden yumurtayı çırpamazdınız. Bak bak bak. İşte bu köpüğü, bu şeyi ne onun adı? Böreğe şugarlık, çıtırlık verdik. Güzelce çırptık. Mis gibi. Haydi bismillah diyelim. Bir tane çemçe yardımıyla biz çomçe deriz buna. Şöyle canlarım. Aynı şey gibi düşünün. Baklavanın üstüne şey döker gibi düşünün. Ne onun adı? Şerbet. Şerbet döker gibi düşünün. Şu şekilde. Dökün canlarım. Ha böyle. Heh, zor bir şey değil. Hemen öteki sodamı da dökeyim. Bu yarım oldu. Çünkü üstümde de yer kalmadığı için onu dökmemiştim. İki soda koyuyorum canlarım. Benim tepsim ona göre. Siz ufak yaparsanız ya da benim ölçüme göre yaparsanız aynı benim gibi yapın. Ben çünkü bunu çok denediğim için biliyorum. Birebir çok lezzetli oluyor. Bakın nasıl köpüklü. Bu köpükleri gitmeden hemen dökün ama tamam mı bunu? Yoksa ağzınıza biber sürerim canlarım benim. Ha. Hiç korkmayın. Üstüne yumurta sarısı sürmedim. Aman bu nar gibi kızarmaz. Öyle de bir güzel olacak ki canlarım benim. Belki de nar gibi kızarmaz ama biraz kızaracak tabii ki. Ama lezzetine doyum olmayacak. Şimdi bu bak ne oldu? Bu su içinde değil mi? Her yeri su içinde. Heh. Bu güzelce ne yapacak biliyor musunuz? Sabaha kadar derece pompayı. Bunu direkt şeye koyuyorum. Buzdolabına koyacağım. Ama işte gel gelelim ki bu tepsi lazım. Bakayım şuna. Ha tam oluyor. Evet. Ay aşağı bak Allah kahretmesin. Ay rezillik. Nefret ediyorum böyle şeylerden ya. Vallahi billahi. Hiç sevmiyorum böyle bu bulaşık olayını. Ama yemeği falan yaptıktan sonra dünyada benden mutlusu yok. Şimdi canları böyle bir tepsiye alıyoruz. Şu şekilde örttük. Kesinlikle üstünü örtün. Yoksa şey olur dolapta kurur. Ya çok çok problem yaşamazsınız ama yine bir örtün siz. Bunu bu şekilde buzdolabına koyuyoruz. Ondan sonra ben şimdi yine el basayım işmeye devam ediyorum. Yarın kalkınca beni yine aynı bu şekilde bu saçlarımla bebek gibi göreceksiniz canlarım benim. O da pişirme aşaması olacak. Siz hemen göreceksiniz. Ben yarın yapacağım. Yani. Ay yoruldum şimdi yapamam. Ya, bir de onun dinlenmesi lazım zaten. Ama suyunu çekmeden olmaz gerçekten. En azından bir saat filan dinlendirin. O suyunu çekene kadar bekleyin. Tamam mı? Tamam. Heh. Günaydın çağlarım. Nasılsınız? Dün gece ne yaptık hiç hatırlamıyorum. Ah yavrularım. Nasıl yattım? Nerede yattım? Nerede kalktım hiç bilmiyorum. Az kaldı. Bayağı yastığım makyajı bayağı çekmiş. Ya çok makyajım yoktu. Biraz uçlarında filan. Canlarım. Şimdi buzdolabında vallahi ne kadar oldu. Saat şu an öğleni geçti yani. O izlediğiniz video geceydi biliyorsunuz. Buzdolabımızda bekleyen şahane böreğimizi çıkaralım. Bakalım. Gel buraya. Allah Allah Allah. Ay buz gibi olmuş. Bakın canlarım şimdi. Şöyle açalım. Bir tane yumurta alayım dolaptan. Ah yumurta da pahalı. Yumurta da çok severim. Şimdi açalım bakalım o sosuna emmiş mi? Vıcık vıcıktı biliyorsunuz bu. İşte bakın canlarım görüyor musunuz? Al. Komple emmiş. Şimdi ne yapacağım? Bunun üstüne şimdi emdikten sonra ne yaptık? Bunun içinde ne vardı? Dün ne koydum hatırlamıyorum. Bir şeyler koydum buna. Sodalı yaptım. Şimdi canlarım, darniklerim, yavrularım, pişerli dilerim. Şimdi bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Ben yumurtanın direkt sarısını değil de akını da koyuyorum.
zaten ne onun adı? Kırpa dur. Fırçam şurada. Fırçam yağın içinde. Bununla geçen bir şey yapmıştım da ay bu da yamulmuş, böyle yağlı kalmış. Bu yumurtayı canlarım. Güzeldi. Bu yağ da ona lezzet verdim. Güzeldi. Bunu çırpacağız. Sarısıyla beyazı kesinlikle birbirine girmesi lazım. Yoksa püşerinizi guji guji yaparım. Dur fırını ısıtayım. Önceden ısıtılmış fırına depi veriyoruz. Fırına, fırından fırına değişiyor canlarım, darlıklarım. Altlı üstlü. Benim fırınım bu şekilde ancak şugar yapıyor. 200 derecede iyi yapıyor benim fırınım. 180 değil. Fırından fırına değişiyor canlarım. Şimdi güzelce üstünü bunu bir soslayayım. Başka hiç yemeğim yok çünkü bugün. Bu böreğe sabah kalktım. Bir baktım evde hiçbir şey yok. Hemen börek aklıma geldi. Böreği bir an kalktım unutmuştum ama. Video çektim ettim ya unuttum yani. İnsanlık hali biliyorsunuz. Elma suyunun zararları canlarım. Bakın güzelce çırptım gördünüz mü? Şimdi güzelce bunu yayıyorum. Böyle her yerine yine illaki şey yapmanıza gerek yok. Şöyle. Gelişi güzel. Hani maksat kızarsın. Size rezil olmayayım. Şimdi kızarınca lezzeti güzelleşmiyor. Ya tamam görüntü güzelleşiyor. Bir yemekte tamam görüntü de önemlidir. Görüntü hani iştah açar ya. Ama hani börek nar gibi kızarınca güzel oldu diye bir şey yok. Belki içini güzel pişiremedin. Belki iç malzemesi kötü. Belki de sen kötüsün. Senin kötülüğün yüzünden, kötü kalbin yüzünden Allah da o böreği sana butmadı yaptırdı. Lezzetini vermedi. Bakın güzelce. Şöyle bunu da dökelim. Mis gibi valla. Artık bunun emme derdi falan yok. Şimdi biraz fırınım ısınsın ama. Bir 5 dakika ısınsın. Anam bu fırını ısıtıyoruz ya. Dünya elektrik geliyor. Lanet olası. Keşke. Bir tane video izledim şeyden. YouTube'dan. Tavada börek yapıyorlar. Normal bildiğin tavada su böreği gibi yapıyorlar. Bu da ona benziyor biraz. Susamım olsaydı biraz buna susam serperdim. Ben o siyah susamı sevmiyorum. Siyah susama bizim orada küncü derler. Kahverengi var ya. Bak onu severim. Ama o siyahını sevmem nedense. Ne bileyim hoşuma gitmiyor. Çocukken de böyle o ekmeklerin üstünde olurdu. Malatya'da böyle açık ekmekler var. Siyah doldururlardı. Onları tek tek o siyah küncü derler biz o. Tek tek temizlerdim öyle yerdim ekmeği. O siyahı sevemedim nedense bir türlü. Şimdi o 5 dakika ısınsın fırını. Direkt fırına koyacağız. Herhalde bir 4-5 saat. Yok canım. Yani ben görüntüsünden anlarım. Yine bir en fazla 25-30 dakika en fazla o kadar da pişer herhalde. Şöyle dursun üstünü kapatayım. Osmanlı sıçrık gelip gezmesinler üstünde. Canlarım şimdi yeşil erikli bir arkadaşım var benim. Bana kıyma birkaç parça böyle antrikot et göndermişti sağ olsun. Videosunu çekecektim onun da kafam iyiyken onları haşladım suda. Bir de onlar öyle yapılmıyormuş. Antrikotu gördük ya. İki ters düz yapılıyor. Şimdi haşladım buz diye. Onları yedim. Aslında videosunu çekecektim de çok acıkmıştım. Osman ben sıçırık. Onlar daha çok yedi. Hiç güzel olmadı. Taş gibi oldu. Haşladım. Bir de yağda iki döndürdüm. Osman değil mi? Bak inanmazsanız Osman'a sorun. Osman, bu blöfuma düşman. Bu niguji ya. Ondan sonra 11 canlarım. Şimdi bunu güzelce fırınımız ısındı. Direkt fırına veriyoruz. Şöyle bakın. Bakın canlarım bu fırın. Bunun adı fırın. Siz bilmezsiniz. Böyle fırına tıkı veriyoruz. Haydi bismillah diyoruz. Bak baklava gibi değil mi? Bak. Bak ne güzel oldu. Yani olmadı daha da. Olacağından eminim. Haydi bismillah dedik. Şöyle fırına verdim. Güzelce pişsin. Zaten içi bir dakika da bakayım. İçini pişirdim mi ben dün gece kıymasını falan pişirmişimdir herhalde. Pişirdim. Montajlarken anlarız. O pişmeye devam etsin. Ay çok açım. Karnım inanılmaz aç. Öyle böyle değil. Canlarım börek pişiyor. Kapının önünde bir tane kocaman martı. Dev gibi. Bak martıya bak. Bak orada bak. Bak. Geldi burada habbe alıkıyor. Uçtu. Ne yiyor burada bu? Anne. Ay martı benim şeylerimi yedi herhalde. Allah'ım ya. Hayır. Ay bir tane kalmış benim sümüklü böceklerimi yedi herhalde. Ay bütün sümüklü böceklerimi kankalarımı yedi martı. Bu martılar her boku yiyor. Cissası. Neyse yapalım. Böreğe bakalım.
Çok korkarım ben martılardan, biliyorsun değil mi? Martılar bir gagası şey gibi, demir gibi. Ay bismillah. Yok daha pişiyor. Aman aman açma fazla. Bu fırın burası aralık, farkında mısınız? Bak. Bu fırın buradan hava almaz mı? Al bak, aralık. Bak açık ah. Buradan hava alıyor. Aslında tamam. Normal midir sizce buradan hava alması? Buralardan da mı alıyor acaba, şuralardan bilmiyorum da. Hani tamamen hava almasa patlar değil mi? Doğru. Ama bu çok ayrık. Bu kadar da olmaması lazım. Ne bileyim. Ay gelin gelin. Yepyeni gelin. Tezekli gelin. Pışarlı gelin. Kürdan pışarlı kızlayan gelin. Böreğime bakın canlarım. Nar gibi kızardı. Şimdi kapatıyoruz. 30 dakikayı bırak. Bir saattir pişiyor bu. Benim fırın diyorum ya size, bir tuhaf buradan hava alıyor bence o. O yüzden geç pişiriyor. Mis gibi, haydi bismillah diye pişiriyor. Oo, ay, 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 ay. Oh, oh, çok sıcak. Alın size. Alın. 2 günde pişen börek. 2 günde hazırlanan canlarım benim. Nasıl görünüyor? Bakın. Mis gibi. Kimdi biri diyordu böyle börek parlak gözükürse, böyle bak parlak parlak. O güzelmiş, tamam mı? Güzel olmuş. Şimdi hemen kesmiyorum canlarım, darbiklerin. Üstüne şimdi bir bez bulayım önce. Temiz bir bez. Nasıl bulacaksan benim evimde de bakalım. Bakacağız bir çaresini. Allah'ım ne salam ne aptalım. Sofra bezim. Heh, bak. Mis gibi yıkamıştım vallahi, mis gibi. Sofra bezim var. Şimdi bunu güzelce bezi örtüyoruz. Asla böreği kesmiyoruz sıcakken. Canlarım. Şöyle bir 10 dakika falan dursun bu. Nasıl çayı demliyoruz hani, dinlensin diye. Bütün yemekler aşağı yukarı aynıdır biliyorsunuz. Dinlenmesi gerekir. Şöyle alt taraflarına da şöyle bezi verin. Bu börek kestiğiniz zaman içi pişmez. Bu börek hala pişmeye devam ediyor. İnanın bana, düdüklü tencere görevi görüyor. Her tarafı kapalı bir hamur sonuçta. İçi hala burada pişmeye devam ediyor. Anladınız mı? Anladınız mı? Yok. Anlamadınız mı? Yok. Şimdi güzelce şey olsun bu böyle. Direkt sakın fırında bekletmeyin. Pişer pişmez fırından alın. Direkt böyle bir beze sarın. Üstünde şöyle bir de tepsiyle örterseniz. Bir 10 dakika bekleyip ondan sonra keserseniz. Yeme de yanında kokoreklen yavrum. Goji. Goji. Gitti. Evji. Dreji. Anne babay. Sabah akşam. Gizli gizli. Pompayı. Canlarım şu an bakın şöyle elim değdi. Ay, ay elim niye çok ısındı kız? Ilık diyecektim. Sizi kandıracaktım ha. Haydi bismillah. Ay bitti, kurtulduk en sonunda. Ben bir ara şey yapıyordum, böyle börekler üstüne su şey yapıyordum. Benim kaynanam var dedim ya, hani yıkadım öldü diye. O bana söylemişti. Gaca beni kandırmış. O su serpme olayı yapmayın canlarım. Börek komple sönüyor. Onu yapmayın. Yaparsanız ağzını hepimizin ağzına biber sürerim. Ay, şimdi canlarım, ben bunları gece kesik atmıştım biliyorsunuz. Artık çok fazla gözükmüyor nereden attım ama şöyle biraz görünüyor. Hemen üstlerini o kesmiştim ya. Üstlerine bak, hemen kesiliyor. Bak hemen kestim. Bu bir. Bu iki. Ya Allah ya Sittar lakit, bak iki pakis canlarım. Şuradan da keselim. Bir şey değil mi? Bir koku geliyor. Mutmadı. Yok yok kız, çok güzel. Şuradan kesmiş miyim? Bakayım bakayım. Anam kesikler de görünmüyor. Pişti ya. Ispanaklı da severim. Yalan. En çok ıspanaklı severim. Doğruya doğru. Okşan. Buradan da kesti. Bakın ne kadar kolay kesiliyor. Ne çok böyle aşırı çıtır değil. Ne çok yumuşak. Çok güzel oldu valla. Biliyorsun ben kür atmam. Tadım aşazması yapacağım. Yapmasam madilik alıkıyorlar çünkü. Bir iki yemeğimde yapmamıştım tadım aşaması. Ağzıma pışır alıkmışlardı. Heh. Şöyle kesiyoruz güzelce. Ah. Ben böreğin şu kenarlarını daha çok severim. Ortalarını pek o kadar şey yapmam ama kenarları daha hoş olur. İnanın bana o kadar güzel pişti ki. Burayı kesmiş miydim kızlar? Şurayı kesmiş miydim? Heh. Ay şimdi altına bakacağım. Övdüm övdüm böreği. İnşallah altı pişmiştir. Şöyle tabağımı alayım. Şöyle bir tabak alıyoruz. Canlı. Ay, ay. Çok aç değilim ama neyse. Ya yani. Şöyle. Bir tane alalım. Şöyle şuradan. Bunu bana kim getirmişti? Ay bu niye böyle kirlenmiş? Anaç. Şey olmuş. Ay burayı kırpayım artık. Rezillik. Üstümde başlasın.
Allah razı olsun. Şimdi çaldım. Şöyle güzelce alıyoruz. Bakalım altı bir şeyi pişmiş mi? Alt tarafa. Aa bakın canlarım bembeyaz. Yok yok pişmiş canlarım benim. Vallahi pişmiş. Ha, şu bir. Şu iki. Daha hala da sıcak yani. Şey değil. Yani ben biraz ılık severim aslında. Anladın mı hacı? Yeter mi bana o? Hadi üç. Bu yeter bana. Hadi bu da cabası olsun. Su böreği gibi. Bak şuradan şöyle görün. Bakın şöyle. Şuradan anlayın. Bak içine bakın. Su böreği gibi. Pişmemiş sanmayın. Canlarım. Pişerli gelinlerim. Şimdi bunu fırına koyuyoruz. Bunu fırında dursun. Gece kalkıp yersiniz. Öküz gibi yeriz. Ondan sonra ne yaparız? Üstüne de bir de yatarız mis gibi. Oo. Şimdi bunun yanına yine gider. Şöyle güzel bir tane nedir bu? Sarımsak. Ben size söylüyorum bak bunları yapın. Bir tane bir diş sarımsak. Mis gibi olacak. Sulu sulu. Şöyle bakın kabuğu çıktı mı iyice? Hah. Şöyle sarımsağı koyduk canlarım. Davetlerim. Ah. Ondan sonra bir tane hıyarto. Burası madileşmiş. Burasını alıyoruz. Sonra bunu böyle yıkadım zaten. Şöyle. Şöyle. Oh. Bak. Bak ne şu kanalıyı gördünüz mü? Bir şey göstereceğim size. Bak bu deliklerimi yanlarına yapın. Benim kaynamış yumurtam vardı bir tane bak. Yemin ederim inanılmaz yakışıyor yanına. Kaynamış yumurta kıcır. Onu soyuyoruz şöyle güzelce. Heh. Bak yanına kutu kola gider. Ayran gider. Çay en güzel gider. En güzel çay gider. Yalan yok. Benim bir tane cam şişe kolam var. Onu içerim yanında. Şöyle yumurtayı da koyduk. Hatta yumurtayı da şöyle alayım. Hadi size görsel olsun. Heh. Şöyle. Geçen o yemek yarışmasında şeydi. Adam ne yaptı ya? Adam mı? Karı mı? Heh. Şimdi canlarım. Benim bir de şöyle bu acı biber. İki gündür bunu ufacık ısırıyorum. Çok acı bu. Şöyle bunu koyduk. Sonra yanına şöyle taze soğanınız varsa şöyle. Heh. Koyduk. Daha bitmedi. Vay! Ay. Ondan sonra şöyle 2-3 tane yıkıyoruz. Ne getiriyorum? Sırada ne var? Sırada da canlarım. Sherry. Yani kiraz domates. Şöyle aralarına. Kız daha ne olsun değil mi? Oo, çok şugar oldu vallahi. Bakar mısınız? Nasıl lezzet şöleni? Şöyle bir ekran görüntüsü alayım da şeye koyarım belki. Ne onun adı? Diyeyim şöyle. Olay oldu. Böyle görünce izliyorlar videoyu. Küründen böyle yapayım da. Şöyle. Şöyle bakalım. Bak, şöyle ekran görüntüm olsun. Tamam, şok oldum şimdi. Hadi yürüyün içeri gidelim. Biraz tadım aşaması yapayım sizin yanınızda. Ben bunun hepsini yemeyeceğim. Bu saatte çok yemek yemeyi sevmiyorum. Bu halde dolaba koyarım. Oradan şey yaparım. Şimdi kolamı da açmayayım. Ne, sizi kandırdım mı? Kolam yok mu? Aa, yok kız var. Vallahi var. Şöyle şunu kaldırayım bir tane. Malı kaldıralım şöyle güzelce. Lambayı yakayım mı? Dur lambayı yakın da görün kız. Ay kaç gündür uğraşı ya. Kaç gün değil. İkinci gün işte. Akşam oldu yine buyur. Şimdi şöyle canlarım benim. En güzeli. Diyoruz ya kalabalık yemek. Evet güzel de. Kalabalıkta da çok hızlı yiyorum anacığım. Ötekiler yemeği bitirir bana kalmaz diye korkudan. Hızlı yiyorum. Şimdi tekim ya. Yavaş yavaş yiyebilirim yani ki şey değil. Ha canlarım bu arada size bir şey okuyacağım. Bir yorum gördüm. Aa benim için uğursuz demişler. Nereye mi uğursuz benim ama ne olmuş? Bak
Yorumu size okuyayım. 2-3-4. Bir saniye. Bu zaten ılıklaşsın biraz. Durun. Size o yorumu okuyacağım. Şöyle. Neredeydi kız? Bu neydi? Ha bu turuncu WhatsApp. Bu neydi? Ha bu şey. Terapi sitesi. Bu neydi? Ha guji guji. Tamam. Guji. Ha guji. Şurada. Birisi bana bir videoma şöyle bir şey yazmış. Şimdi okuyacağım onu. Aa, şöyle bakalım. Diyor ki, videoma olan bir yorum bu. Ne demiş bak, okuyalım. İsmi Deniz diye birisi. Bir izleyicimiz canlı. Denizciğim. Ha, Tuşarlı Deniz. Merhaba Okşan, senin bu videonu seyretmiştim ama bir arkadaşımın yazdığına geldik. Üç kişiydik. Üç kişiydik. Ve senin üç küçük zeyimci yok. 10 küçük zeyim ha. Ve senin bu eğlenceli videonu onlarla tekrar izlemek istemiştim. Tam videoyu açtım. Perde senin elindeyken ha benim perde videomu herhalde perde takmış videom vardı ya. Perde senin elindeyken televizyon bozuldu. Onların televizyonu bozuluyor benim perde elimdeyken. Video izliyorlar ya o anda. Ha. Tam perde elindeyken demek ki onların televizyonu bozulmuş. Bu televizyon bozuldu, kapandı. İsmi Can. Bana bu canlar, aa bir sürü can görüyor musun? Yeşil erik can, öbür can, öbür can, diğer can. Bozuldu, kapandı. İsmi Can olan arkadaş, yani yazlık sahibi, bu Okşan'ın yüzünden oldu. Uğursuz demez mi? Diğer ikimiz ne alaka filan derken, ertesi gün, yani beni izlerlerken televizyonları bozulmuş. Bana o... Ertesi gün doma aldık. Yok canım öyle değil. Okşan'ın yüzünden oldu demez mi? Diğer ikimiz ne alaka filan derken ertesi gün servisi aradı. Bu arada tabii arkadaş sana giydiriyordu. Bana saydırıyormuş yani. Ana avrat diyormuş herhalde. Okşan'ın yüzünden oldu. Servisi aradı. Servis garantisi var mı filan derken bu ayda bitiyormuş. Bunu öğrendi. Ya sırlar dünyası gibi. Bunu öğrendi. Bu sefer de biz bunun başının etini yemeye başladık. Ağzına sıçtık. Ay yemeğin ortasında neler yazmış. Ağzına sıçtık. Herhalde şey değil mi? Latife ediyor gerçekten. Ağzına mıçmamıştır yatırıp herhalde. O kadar da yapmazlar. O kadar da yapmayınca ayıp. Yani desin bana istediğin diyebilir sonuçta. Başlık. Bak Okşan sayesinde garantin bitmeden bozulmuş olan TV'ni yaptırıyorsun diye bir ay geçse garantin bitip dünyanın parasını ödeyecektin dedik. Ya. Ve sana ceza Okşan'ın en az 3 videosunu seyredeceksin dedik. Ana kız ceza olarak mı benim videolarımı izletiyorsunuz? Ay ben de beni severek izliyorsunuz zannediyordum. Aşk olsun. Seyredeceksin dedik. O da bize dönüp evet. Evet Okşan büyük dedi. Bir dahaki videonda ne diyor? Bir dahaki videonda şu canın ağzına pışıralık bilmem ne öyle şeyler demiş. Ay canım benim bak bana uğursuz demiş. Televizyonda da beni izlerlerken televizyon bozuluyor. Garantisine de bir ay kaldığını garantiye arayınca öğreniyor ve televizyonu bedavadan yaptırıyor. İyi ki de bozulmuş. Bak aslında demek ki uğurluyum ben. Allah'ın cezası. Bok. Can Bey. Orayı kesin. Can Bey gördünüz mü? Bak sayemde garanti şey olmuş. Garantiniz de bitmeden televizyonu yaptırmış oldunuz beyefendi. Neyse böreğimizi yiyelim. Selamlar canım. Bakayım şeyi tadında olmuş mu? Ne onun adı? Güzel görünüyor değil mi? Ne tadında? Bunu ne tadında yapmıştım kız ben? İçli köfte miydi? Ay yok. Su böreği. Su böreği tadında olmuş mu bakalım? Haydi bismillah. Ay bak patatesler, kıymalar bakın. Bakın altı pişmemiş zannetmeyin bak. Bak altı kızarık. Ay şuraya kıyma düştü. Ay kıyma olay olmuş. Ay. Nasıl yüzüme gülümseme. Yemek dünyanın en güzel şeyi gibi.
Gerçekten güzel olduğu zaman güzel derim. İnanılmaz güzel. Bu arada bilgisayarımda bir tane oyun indirmiştim. Onu kuruyorum. Medium. Medium diye bir oyun. Ben böyle macera tarzı şey oyunları severim. Böyle konulu film gibi oyunlar bunlar. Patatesle kıymanın uyumu. Ondan sonra yedim daha. Yeşil soğan. Sarımsağımlar da burada. Ay! Ölürdüm valla. Sarımsak yere düştü. Alır gibi yardım. Sarımsaktan ısırın. Bir tane yarım çeri domatesi yiyin. Çok acı bu. Korkuyorum buradan ama. Bütün yemeğimi zehir edecek bu acı. Ara sıra yiyorum acı. Fazla o kadar yemiyorum. İzmir'de İzmirliler bilir ya da İzmir'e gidenler bilir. Boyozun yanında kesinlikle haşlanmış yumurta satarlar. İkisi birbirinin günü gücüsü. Ay, börekleri çatal bıçakla yiyecektim. Unuttum. Neyse artık. Biberden kök kısmı daha acı oluyor. Canlarım. Bütün meyveleri, sebzeleri yerken çekirdeklerini beraber yiyin. Yiyebilenleri ya. Şeftalinin çekirdeğini yemeyin. Onu yeme. Karpuz, kavun, domates, biber. Biberin özellikle çekirdeğini yiyin. Ben bir yerden duydum bunu. Şimdi biberi yiyorsun, çekirdeğini atıyorsun ya. Ben melemende de mesela biberin çekirdeğiyle beraber doğrarım bilmem ne. Annem falan da öyle yapardı. Üşengeçliğinden. Çekirdek demek ne demek? Çekirdeği toprağa dikiyorsun. O ağaca dönüşüyor değil mi? Biberin şeyine, fidanına falan dönüşüyor. O çekirdekte öyle bir vitamin varmış ki biliyor musun? Bütün meyveleri, sebzelerin çekirdekleri aslında en vitaminli yeriymiş çekirdekleri. Yenilebilenlerin yani. Hepsinde yenilmiyor biliyorsunuz. Taş gibi oluyor bilmem ne. Neyse canlarım ben bunları birazdan yiyeyim. Biraz iştahım açıldı aslında ama birazdan yiyeyim. Şimdi yemeyeyim. Biraz günlü gücü işlerim var. Öpüyorum sizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Merhaba. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi gidin. Tamam. Yeter. Gitti.